Söylediklerim harfiyen uygulanacak. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Gülşah. Buyurun sultanım. Dairemin tadilatıyla kim alakadar olacak? Ben olacağım sultanım. Arzu ettiğiniz bir şey varsa... Elbette var. Seni zevkine bırakacak değilim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan'ın dairesine taşındılar. Peki, neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abimin dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Siz isteyin, dünyanın öbür ucuna götürür sizi. Dünyanın öbür ucuna değil. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Çok özledim onu. Mehmet'im, aslan parça. Üzülme. Yakında görüşeceksiniz. Ne vakit bineceğiz ata? Rüstem ağa. Siz buyurun istirahat edin hünkârım. Ben derhal atları eyaletiyorum. Hala. Gel. Baba. Söyle Ayparça. Annem neden gelmedi bizimle? Başka vakit gelir. Adı ne bunun? O at sizin sultanım. Siz ne derseniz o. Uzun yele olsun. Uzun yele. Güzel isim koydunuz sultanım. Yürü bakalım uzun yele. Hadi. Ben kararımı verdim Hürrem. O daireyi bu gece boşaltmış ol. Ve Şef Lazım'ın annesini. Bunu mu reva görüyorsun? Şimdi saraya dön Hürrem. Ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yollayacaksın? Yoksa Edirne'ye mi? Hürrem! Ağaç dalları kesmiş sultanım. Rüstem ağa nasıl olur bu? Derhal malumat ver. Bağışlayın hünkârım ben... Onun suçu değil baba. Yılan çıktı önümüze. At ürkmüş koştu birden. Rüstem ağa yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem ağa. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem. Rüstem ağa, sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Bir isteğim yok hünkârım. Sağlığınıza duacıyım. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Gelmiş. Nihma. Sevgili kardeşlerim. Nasıl oldun? İstirahat etmemi söylediler. İyiyim ama. Attan düşmüşsün. Attan düşmedim Selim. Dallara takıldım sadece. Bensiz gidersen olacağı bu. Ahın tuttu değil mi? Ben sana öğretirim, düşmezsin bir daha. Düşmedim diyorum size. Ne güzel, derslere de gitmezsin. Dairemin tadını çıkarırım ben de biraz. Boşuna heves alma, validem geri dönecekmiş. Ne dedin sen? Öyle söylüyorlar. Babam izin vermemiş. Mehmet! Kardeşim doğru söylüyor. Üç günlük saltanatı sona erdi. Olamaz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Cema. Güzel kızım. Ağrın sızın var mı? Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrın varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrim'a? Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme halacığım. Sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz. Ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin, burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın. Manasız şeylerle canınızı sıktım. Olsun. Hünkârımız Varya Sultan'ın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Makoç oğluyla evlenmek dışında tabii. Nişan yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversen. Kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Bitti sultanım. Suretiniz o kadar güzel ki pek zorlanmadım. Adın ne senin? Firuze. Firuze. Bundan böyle saçlarımı hep sen tara. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Bayağı maharetliymişsin. Bana da öğretsene. Olur. Sultanım. Firuze. Olmuş mu? Siz her halinize güzelsiniz sultanım. Yakışmamış değil mi? Hayır, çok güzel. Ama isterseniz birkaç küçük değişiklikle daha hoş olabilir. Nasıl? Nereye kayboldun sen? Ben uyur uyumaz çıkmışsın. Hamama gitmiştim sultanım. Döndüğümde uyumuştunuz. Ben de taşlığa geri döndüm. Mene lüzum yok. Burada benimle kalabilirsin. Ben Afife Hatun'a söylerim. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Nasıl olmuş sultanım? Çok güzel. Ellerinde sihir var sanki. Hadi gel benimle. Annemi ziyaret etmem lazım. Ay parçam benim. Kardeşime bir şey mi oldu? Gece ağrıları artmış lakin şimdi iyi.
Cihangir'in vaziyetini takip edin. Durumunda herhangi bir değişiklik olursa derhal haberim olsun. Hafife Hatun. Cihangir'im oğlum. Esma gel. Acım çekecek anne. Dua edelim de bitsin bu kıyafız. Nesi var sultanım? Bağışlayın. Belki bir yardımım olur diye. Nasıl bir yardım bu? Sihirlidir onun elleri. Dün başım ağrıyordu. O var olmaz ağrım uçup gitti. Öyle mi? Arzu ederseniz bana verin sultanım. Validem, sizi iyi gördüm. Yüzünüz gülüyor. Yoksa Firuze gitti mi? Sana bu meseleden uzak durmanı söylemiştim Mirim ben. Bir şey yapmıyorum zaten. Ama kendimi zor tutuyorum. Rahat dur. Tamam. Baban gelir gelmez yanına gideceksin. Üzülmüştür. Ben de. Sultanım. Afife Hatun. Mühürlemenizi icap eden bazı evraklar var. Nedir o? Nigar Hatun'un cera edilmesi hususundaki karar. Nigar mı? Kimle evlenecek? Edirne Kapı Çarşı'da bir esnaf. Hali vakti yerinde. Paşamız çok üzülecek. Usuller saray erkanından biriyle evlendirilmesini gerektirmez mi? Böylesi daha münasip. Zira bu meselenin hünkârımızın kulağına gitmesini istemeyiz. Tıpkı gece olanlar gibi. Ne demek bu? Firuze Hatun. Onu korumak için her türlü tedbiri almakla mükellefim. Kim engel oluyor sana? Ne istiyorsan yap. Zaten geldiğinden beri tek icraatın bu. Ne kıymetli altınmış. Mirim sen odana dön. Validem. Odana dön dedim. Akşam olanları kimseye anlattın mı? Hayır. Bu mesele benimle Hürrem Sultan arasında. Koskoca sultanımıza meydan okuduğuna göre... ya çok cesursun ya da aptal. İnşallah aklında bir şeyler vardır. Var elbet. Sen de görürsün herkesle beraber ne olacağını. Hünkârımızdan haberin var mı? Hayırdır? Ne yapacaksın hünkârımızı? Kardeşlerimle birlikte av köşküne gittiler. Hani senin gidemediğin köşk. Geraltun. Boş boş dolaşacağına git hazırlığını yap. Malum evleniyorsun. Müsaade edin, hatalarımı telafi edeyim. Sen deliğine dön. Saklanmaya devam et. Zira validem şu kadarcık tanıyorsa... Hüseyin'e basıp geçmesi an meselesi. Gel.
Gülbahar, akşam validem gelecek. Birlikte yemek yiyeceğiz. Hünkârımız da gelebilir. Hazırlıklı olun. Merak buyurmayın sultanım. Sen validemin dairesiyle de alakadar ol. Bu gece ondan kalmasını isteyeceğim. İyi misiniz sultanım? Sen dediklerimi yap. Sultanım. Rüstem Paşa sarayda mı? Değiller sultanım. Ben sultanımıza geldiğiniz haber vereyim. Buyurun sultanım. Sultanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mirima. Bu ne güzellik böyle. Çok güzel bir anne olmuşsun. Sultanım, siz nasılsınız? Şükürler olsun. Afiyetteyiz Mirima. Malum, doğumdan sonra gelemedik. Seni ve bebeği görmek istedik artık. Buyurun, şöyle oturun. Gülbahar. Sen Emine Hatun'a söyle, Ayşe uyanır uyanmaz yanımıza getirsin. Mihrim'a, Rüstem Paşa'yla aranız nasıl? Kötü davranıp üzmüyordur seni inşallah. Hayır sultanım. Aksine beni el üstünde tutuyor. Peki iyi görmedim seni. O yüzden. Bu aralar biraz yorgun düştüm. Geceleri pek iyi uyuyamıyorum. Allah'tan Emine Hatun geldi de ben de biraz rahatladım. Demek Şah Sultan ve Hatice Sultan geldi. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Bizi görmeye gelmişler. Biraz sohbet ettik. Lakin fazla kalmadılar. Onların melek yüzlerine kanıp sırlarına aşikar etme Mihrima. Kalbini açma. Babam neden gelmedi? Kardeşlerini sancağa göndermekle meşgul. Beni de oraya göndermek istiyorlar Mihrima. Maksatları bu. Allah bilir orada başıma neler gelecek. 20 yıldır bunu başaramadılar validem. Bundan sonra yapamazlar, emin olun. İnşallah Mihrima, inşallah. Geç oldu, ben gideyim. Validem, bu gece burada kalsanız olmaz mı? Yarın sabah saraya birlikte döneriz. Babamı çok özledim. Kardeşlerimi de görmek istiyorum. Mihrima, ne oldu sana? Ben her fırsatta geliyorum zaten. Ben sadece yalnız kalmak istemiyorum. Mihrima. Ay parçam benim, sen yalnız değilsin. Bu sarayda bir evladın var. Ve seni çok seven, üzerine titreyen bir kocan var. Biz de her daim yanındayız. Doğum, sonra uykusuz geceler. Zannediyorum biraz asabım bozuldu. Yoksa iyiyim ben.
Cihangir. Üzülme artık. Hünkârımız döndü. İnşallah validem de dönecek. Afife Hatun, Cihangir'i dairesine götürün. Siz de çıkın. Mustafa'nın söylediğine göre Hürrem günlerdir kayıp ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor, öyle mi? Hünkârım, bu Elim hadise hepimizi çok üzdü. Aramalar devam ediyor. Bulacaklar inşallah onu. Hepimizi üzdüğü doğru değil hünkârım. Bazıları sevindi. Zira valideme haince tuzak kurdular. Ve emin olun ki onu bu hakareti reva görenler şu an aramızda. Bildiğin ne varsa anlat Mihrim'a. Kim ne yaptıysa söyle. Yokluğunuzu fırsat bilip oyun ettiler hünkârım. Selim'in ağzından bir mektup yazmışlar. Validem okuyunca hemen yola koyuldu. Şehzadem durdurmak istedi hünkârım. Lakin Mihrimah Sultan araya girip mani olmuş. Evet doğru. Nereden bilebilirdim ki hainlerin pusu kuracağını? Devam et. 2-3 hafta sonra Selim'den bir mektup daha geldi. Zira ben merak edip haber yollamıştım. O da cevap yazmış. Selim hiç hasta olmamış. Validem de gitmemiş yanına. Kim Mihrimah? Kim yaptı bunu? Valideme düşmanlık edenler bellidir. Sultanlarımız. Bu çok ağır bir itham verime. İnşallah ispat edecek delilim vardır. Mazide olanlar ortada sultanım. Delile ne lüzum var? Benim ah dışarı çık. Sen de Mehmet. Vallahi tek bildiğim bu paşam. Seni defalarca ikaz ettim. Teyit etmediğin haberlere itibar etme dedim. Sultanımız fırsat vermediler ki ertesi sabah hemen çıktılar yola. Sultanım. Olanları duydun değil mi Rüstem? Validem neler yaptıklarını duydun. Üzülmeyin. Sultanımızı bulacağız inşallah. Bunca vakit bulunamadığına göre başka ne olabilir Malkoçoğlu? Belli ki validemin canına kıydılar. Hayır, bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Öyle değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Hakikat her neyse ortaya çıkacaktır. Dua edelim de Rabbimiz sultanımızı evlatlarına bağışlasın. Amin. Vali Bey'im, Rüstem Paşa'm, hünkârımız sizleri bekliyorlar. Şehzadem. Eğer valideme bir şey olduysa bunun vebali senin boynunadır. Sen ne diyorsun Mehmet? Bu hadisenin benimle ne alakası var?
Manisa'dan gönderildin. Sen de herkes gibi validemi suçladın. Onu yaptırdığını söyledin. Sonra ne hikmetse validem aniden kayboluyor. Bu ne cüret? Benimle nasıl böyle konuşursun? Şehzadem yapmayın. Yazıklar olsun. Kendi kardeşimden bu lafları da mı duyacaktım? Mehmet. Aslanım. Acını, üzüntünü anlıyorum. Lakin hislerinin seni zehirlemesine müsaade etme. Mustafa senin abi. Seni, kardeşlerini üzecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Gülbahar. Emredin sultanım. Mektupların haline böyle. Sen mi yaptın? Haşa sultanım. Dokunmadım bile. Belli ki birisi karıştırmış. Allah bilir neyi aradılar. Sultanım. Yemeğinizi taşlığa hazırlamalarını söyledim. Bırak şimdi yemeği Sümbül. Birisi mektuplarımı ne oldu sandığı karıştırmış. Rüstem'den gelen son mektup yok. Nasıl olur sultanım? Müsaadenizle ben de bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Daireme girili hususi sandığımdan mektup çalınıyor ve sizin haberiniz yok. Şah sultanın böceklerinden biridir muhakkak sultanım. Ben derhal herkesi sorgu sual ederim. Lüzum yok. Ortalığı velveleye verirsen kim olduğunu asla öğrenemeyiz. Gel. Sultanım, illa sizi görmek istediler. Gel, hem aşağı. Geldim. Oh, Maşa. Ay üstü kızım benim. Sen neden getirdin? Emine nerede? Emine hatun çıktı sultanım. Haremde işleri varmış. Ne yapıyorsun orada? Sultanım. Etraf dağınıktı biraz. Toparlayayım dedim. Müsaadenizle ben Hümarşah Sultanımızın yanına gideyim. Validem Hürrem Sultan'ın bir lafı vardır. Bunu asla aklımdan çıkarma. Senin de kulağına küpe olsun. Sadakat her şeyden mühimdir. Nefis gözüküyor öyle değil mi? Şeker Ağa epey uğraştı. Şeker Ağa'nın hikmetinden sual olunmaz. Bunu yapmasını ben istedim. Zira validemin en sevdiği yemektir. Baldırcını çok severdi. Korkmayın sultanım. Sizi zehirleyecek olsam bunu kendi dairemde yapmazdım. Kendi dairem dedim ama... Bu dairenin tek bir sahibi var. O da valide.
Hala aklım almıyor. Onun gibi akıllı, güçlü, muhteşem bir kadının sonu böyle olmamalıydı. Daha iyisini hak ediyordu. Senden saklayacak değilim Mirima. Hürrem'i günahım kadar sevmezdim. Lakin haklısın, daha iyisini hak ediyordu. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Amin. Bazı geceler Cihangir ağlayarak uyanıyor. Her seferinde annemi gördüm diyor. Bir gün çıkıp geleceğine inanıyor. Bu yüzden bütün gün taşlıkta yolunu gözlüyor, belki gelir diye. Başlayın sultanım. Böyle meselelerden bahsedip sizin keyfinizi kaçırmak istemezdim. Zira keyfinizi kaçıracak daha mühim bir mesele var. Neymiş o? Yaklaş Emine Hatun. Yaklaş. Emine Hatun tanıyorsunuz öyle değil mi? Kendisi bana kızımın doğduğu günlerde saraya onu sizin soktuğunuzu söyledi. Sizin için casusluk ediyormuş. Gülvar. Mektubu hünkârımıza yazdım. İçinde hatunun itiraf etti. Her şey yazılı. Bunu ispat edemezsin. Hatunun lafına karşılık benimki. Beni unutuyorsunuz sultanım. Ya da hafife alıyorsunuz. Bu mektup benim mührümle gidecek. Ayrıca hatunun itiraflarına benim de ilavelerim oldu. İftira atacaksın öyle mi? İftira denemez. Ortada bir suç olduğu aşikar. Hem de yıllardır devam eden bir suç. Neler oldu bilemeyiz. Mesela Nigar'ı sarayımıza siz sokmuşsunuz. Sonra valideme tuzak kuran sadece Atça Sultan değilmiş. Siz de yardım etmişsiniz ona. Zinhar benimle bir alakası yok bunun. Alenen yalan. Sizce mevcut vaziyette hünkârımız bana mı inanır? Yoksa size mi? Benden ne istiyorsun Merima? Nihayet beklediğim sual. Merak etmeyin, size karşı merhametli olacağım. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz. Sizden tek bir şey isteyeceğim. En geç yarın sabah payitahttan gideceksiniz. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksiniz. Söylesen de olacak olan bu zaten. En fazla sürgün edilirim. Niye kabul edeyim bunu? Siz gururlu bir sultansınız. Zannediyorum ki saraydan itibarlı bir şekilde ayrılmak istersiniz. Senin Hürrem'e benzediğini söylerdi herkes. Lakin benzemekten daha fazlası. Ta kendisi olmuşsun. Bundan ancak şeref duyarım. Az kalsın unutuyordum. Sizden bir isteğim daha var. Son birkaç yılda edindiğiniz bütün serveti Hürrem Sultan Vakfı'na bağışlayacaksınız.